Nasılsın? Ne yapıyorsun? Hello. Arkadaşlar, benden hep yemek tarifi istiyorsunuz. Yemek yaparken görmek istiyorsunuz. Biz de dedik ki bu akşam yemeği çekelim bari. Mama da bizimle. Mayışko çekim yapıyor. Peki ne yapıyorsun akşam yemek olarak? Bu akşam Çin noodle yapıyoruz. Tavuklu Çin noodle sebzede Çin noodle yapıyoruz. İstiridye soslu. Gördüğünüz üzere şurada pişiyor şeyler Noah için. Bu da durmuyor. Tık 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 tık. Bu Noah'ninki. Noah'ya yetişemedik arkadaşlar. İşlerimiz vardı. Onun için Noah şeyini yiyecek. Şu renklere bakar mısınız arkadaşlar? Makarnalı. Ay bu susar değil mi? Nihayet. Çakmağa takılıyor ocağın. Çekiyorsun değil mi Ecim güzel? Allah. Peki şu anda ne yapıyorsun? Sarımsak dövüyorum. Sarımsak çok seviyoruz. Onun için bolca sarımsak kullanıyorum. Önce sarımsaklarımı öldüreceğim yağda. Çok az. Ondan sonra... Noah, sen ne yapıyorsun burada? Masanın kalitesine bakıyormuş Noah da. Bir de yemek bekliyormuş. Evet, şimdi dövdüm bunları. Kısa bir ara istiyorum lütfen. Evet. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Noah'ın... Oh, çok güzel koktu. Umarım siz de kokusunu biliyorsunuz. Evet. Sarımsak kokusunu biliyorlar. Ondan sonra altını açıyorum. Normal siz zeytinyağında da yapabilirsiniz. Ben şu an ayçiçek yağını kullanıyorum. Sevgili anneler. Sevgili arkadaşlar. Ondan sonra biraz kızsın. Sonra sarımsaklarımı koyacağım. Niye kızıyor ya? Bize kızmasın. Sonra yumuşaklığına göre sebzelerimi ilave edeceğim. Affedersiniz. Önce tavuğumu ilave edeceğim. Tavuğumu çevireceğim. İstiridye soslu yapacağım. Gördüğünüz Japonya. Gibi. Japonca yazıyor zaten üzerinde. Ondan sonra. Yazı Çince. Çince olsa gerek. Oyster. Biz... Bakın şöyle göstereyim size. Döndür bakın. Bir bakayım. Dur bir saniye. Bak şimdi. Bakın. It's Japanese. Japanese, evet, doğru bilirsiniz. Bakın. Şimdi oyster buraya, sos buraya, istiridye buraya, sosu buraya. Muhtemelen. Ne kadar tüm her şeyi bir harf gibi bir şeyle anlatıyorlar. Ne kadar inanılmaz bir şey. Ve tabii ki eriştemiz var. Dikkat etmeyin canım. Çarptım. Erişçelerimiz de bunlar. Buna erişte mi diyorsun? Allah aşkına noodle denmiyor mu bunlara? Tayland eriştesi. İşte Türkçesi. Erişte mayacım. İngilizcesi noodle. İngilizcesi noodle. Evet. Bir tanesi şeyli. Ne dersin ona? Rice noodles pumpkin flavor. İçinde şey flavor var mı? O kadar flavor alamayız bence büyük bir ihtimal. Ay pumpkin ben... neydi? Bal kabağı. Bu da rice. Bu da esmer. Pirinç eriştesi. İkisi de çok kötü duyuldu bana. Şöyle, mayacım yapıp planalım istersen. Telefon düşermiş içine. Ondan sonra... Hakikaten enfes kokuyor ya. Sarımsak gibisi yok arkadaşlar. Aa, biz artık yere çekelim. Ne mi sıcak kaynağı? Şaka yapıyorsun, şaka yapıyorsun. O ne aslında? Neyse bir şey olmadı. Bu ne? Altına kağıt koyuyorlar ya. İçine kağıt mı girdi benim yemeğimizin? Neyse bir şey yok arkadaşlar. Orayı bence. Şey yaparız. Şimdi tavuğumu pişirdikten sonra biraz istiridye sosu koyacağım. Bir daha çevireceğim istiridye sosuyla. Hı hı. Ondan sonra sarımsaklarımın yanmasını istemiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar bu tavuklar güzelce bir pişecek. Piştikten sonra dediğim gibi istiridye sosunu ilave edeceğim hafiften.
çevireceğim. Sonra suyumu kaynattım. Erişilerimi 3 dakika kaynamış suyun içinde bekleteceğim. Sonra çıkaracağım ve bunu ilave edeceğim. En son erişiteler geliyor. En son. Sebzeleri ne ara parmaklanıyorsun? Sebzeleri de yavaş yavaş ilave edeceğim. Sosundan sonra. O kadar. Sırayla ilave edeceğim. Çünkü şey oluyor. Ne dersin bunu? Bilmiyorum. Hemen pişiyor sebzeler. Bir de biz biraz daha diri seviyoruz. Biraz daha uzak doğu usulü. Çok öyle hiçbir şey öldürmüyoruz. Hep böyle kıtır kıtır gelsin seviyoruz ağzımıza. Maya da öyle seviyor. Hı? Maya da çiğ brokoli yer mesela. Ha, evet, çiğ brokoli, evet. Ondan sonra mantarımız var, köy biberimiz var. Bir tane kırmızı biber vardı, o da var. Sebze tamamen size ait arkadaşlar ve anneler. Hakikaten ne isterseniz onu kullanabilirsiniz ama çevirerek pişirmek lazım ki her tarafı eşit pişsin. Ondan sonra şimdi hafiften oyster sauce sosunu ekliyorum. Bizim evde istiridye sosu çok seviliyor. Hakikaten bu yapacağım yemekte Maya'nın iyi yaşa bebeğim. Tamam. Bu yemek Maya'nın sevdiği yemeklerden. Evet arkadaşlar, Noa'yı yatırmaya çalıştık ama hala uyumadı. O yüzden biraz sessiz konuşalım aşkım. Sizin ses çok geliyordu içeriye, belki ondan uyumadı. Şimdi daha kontrol edelim. Şimdi Maya duşa girdi. Yerini ben aldım. Anneler. Siz istediğiniz şekilde doğrayın. Ben genellikle ince uzun seviyorum. Aynen şu an yaptığım gibi. Şu an biber bu sebzeleri... Bıçak çok önemli bu arada. Yani bıçak, iyi bıçağınız olması lazım mutfakta. Kesebileceğiniz keskin. Ama elinizi kesmeyeceğiniz tabii. Evet. O yüzden de parmakları böyle tutuyorsunuz. Yanlış tutuşmasın, göster. Bu. Evet, öyle değil. Böyle. Parmakları böyle olacak. Yani şu. Evet. Şimdi şöyle ki, benim restoran geçmişim var arkadaşlar. Ben restoranlı bir ailenin çocuğuyum. Evet. Yani bizim evde yemek eksik olmazdı. Allah'ımıza şükür. Ve restoranda büyüdüm ben. Ben 10 yaşındaydım, döner kesiyordum. Babamın kebap restoranı vardı Avustralya'da. Ve bütün salataları her sabah, biz 3 kız kardeşiz. Evet, bunu bana birkaç kere söyledi, yok işte 10 yaşında döner kesiyordum, bilmem ne falan diye. Ben dedim ki, inanmıyorum, 10 yaşında çocuk döner kesebilir mi? Sen şu anda bile kesemezsin bence dedim. Sonra bir düğünde döner, kimin? Öykü'nün. Ha, Öykü'nün doğum günü, yani düğününde, bir düğünde döner vardı. Gittik yanına, dedim ki ustaya, usta şu döner bıçağını bir versene. Bakalım kesebilecek mi diye. Aslı bildiğiniz düğün kıyafetiyle geçti dönerin başına ve bir güzel döner kesti. Benim kırmızı biberlerimi doğradım. Benim elim iyidir arkadaşlar. Şimdi bu konuda alçak gönüllü davranamayacağım. Kaç, ne kadar tavuk, ne kadar kırmızı biber, yani gramaj, işte kişiye anlayışı. Göre, yok gramaj yok yani. Kişiye evet, göre, anneler artık evet. Evde yemek yapan kadın onu bilir kime ne kadar olacağını.